Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda İslam'a göre kadının boşanma hakkı var mıdır? Bu mesele zaman zaman medar bahs olabiliyor. Acaba kadının boşanma hakkı var mı yok mu? Belki bazıları boşama hakkının erkeğe verilmesinden dolayı kadının boşanma hakkı olmadığını zannediyorlar. Boşanma hakkı ayrı, boşama hakkı ayrı. Doğrudan doğruya boşama hakkı İslamiyet'te erkeğe verilmiş. Ve bu evin reisi olması noktasından er-ricalu gavvamun alennisa, o ayet-i kerimenin de ifade ettiği erkeğin evin reisi olması bu açıdan erkeğe verilmiş olan bir yetki. Ama bundan kadın boşanma hakkına sahip değildir, kadın tümüyle erkeğin mahkumudur gibi görmek, o da yanlış olur. Ve realitede de bu zaten böyle değil. Başta Peygamberimiz dönemi olmak üzere İslam'ın uygulandığı, yaşandığı dönemlerde kadınlar zaman zaman boşanmak için Peygamberimize, adli merciye müracaat etmişler ve neticede boşanma taleplerini ifade etmişler. Uygun görüldüğünde boşanmışlar. Günümüzde nasıl ki günümüz hukuk sisteminde kadın eğer memnun değilse aile hayatından boşanma talebinde bulunabilir. Bunun için mahkemeye müracaat eder ve mahkeme uygun gördüğünde bunlar boşanırlar. Ama her mahkemeye müracaat etmek illa boşanmak demek de değildir. İki taraf dinlenir ve ona göre hüküm verilir. Latife yolu belki anlatılıyor. Kadın ve erkek beraberce mahkemeye müracaat etmişler. Biz boşanmak istiyoruz demişler. Hakim soruyor, gerekçeniz ne? Niçin boşanmak istiyorsunuz? Adam demiş ki, ben demiş diş macununu kullanırken alt tarafından sıkıyorum. Hanımım üst tarafından sıkıyor. Bir türlü anlaşamadık. Bundan dolayı aramızda gürültüler meydana geliyor. İkimiz de böyle artık boşanmak istiyoruz. Hakim böyle gülüyor. Diyor ki ya bundan dolayı da boşanılır mı? İki tane diyor macun alırsınız. Herkes istediği gibi sıkar. Ve böylece problem kalmaz. Belki de günümüzde ve tarihte insanların boşanma sebepleri bir kısmı bu türden olaylar. Ve o kadar incir çekirdeğini doldurmayacak meselelerden insanlar boşanma talebinde bulunabiliyorlar. Ve bunun neticesinde yuvalar yıkılabiliyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ebgadul halal ilallahi attalak buyuruyor. Yani Allah'ın en hoşlanmadığı helal boşamaktır. Boşamak var İslamiyet'te, yok değil. İki taraf içinde bir takım haklar var. Boşama ve boşanma hakları var. Ama normalde esas olan evliliğin devamıdır. Ve evlilikte iki taraf ebediyen beraber olmak üzere evlenirler. Mesela geçici nikah tarzında, mut'a nikahı tarzında bir nikah İslamiyet'te uygun görülmemiştir. Bazı İslam içinde çıkan fırkalardan kabul edenler olmuşsa da %90 İslam dünyası, İslam alimleri bunu kabul etmemişlerdir. Evlilikte esas olan iki tarafın dünya ve ahirette beraberliğidir. Dünyada bir yastıkta kocamak, ahirette de cennete gidip cennette de hayatlarının devam etmesidir. Ama öyle özel durumlar olabilir ki erkek açısından veya kadın açısından artık evlilik bir nevi işkenceye dönüşmüştür. Bu durumda bu beraberliğin devamı pek de hayır getirmeyecektir. Hakim de böyle bir kanaata sahip olursa boşama denilen olay gerçekleşir. İki taraf yollarına ayrı olarak devam ederler. Ama mümkünse eğer aile hayatının devamında fayda görülüyorsa bunu devam ettirmek bir esastır. İşte İslamiyet'te erkeğe İki defa boşama hakkı verilmiş. Et-talagu merraten. Yani boşamak iki defadır diyor. Üçüncüde ise artık ya bağlar tümüyle kopar veya onlar aile hayatı olarak aile hayatlarına devam ederler. Bu tarz iki defa bir hak veriliyor. Olur ki hani birincide boşar ama ardından pişman olur, tekrar döner. Yeni bir nikaha ihtiyaç olmadan onların hayatları, evlilik hayatları devam eder. İkinci de yine diyelim boşadı, devam eder. Ama artık üçüncü de iş son derece ciddidir. Artık boşadığı zaman onların tekrar beraberlikleri uygun değil.
Ya kadın başkasıyla evlenecek, ardından boşanma olursa bu defa tekrar eski kocasıyla evlenme gibi öyle bir durum olabilir. Yoksa diğer türlü artık evlilik hayatı kapanmış oluyor. Yani ikisinin beraber olması kapanmış oluyor. Burada şunu görüyoruz. Boşama hakkı erkeğe verilmiş. Erkeğe bu noktada yetki veriliyor ve erkek isterse boşuyor. Ama kadın da boşanma talebinde bulunma hakkına sahip. Ve kadın kocasından şikayetçi ise, tam bir maddi veya manevi imtizaç söz konusu olmamışsa, aile hayatında gerekli mutluluğu bulamamışlarsa, bunun devamında da bir fayda görülmüyorsa, kadın hakime müracaat eder ve bu müracaatın neticesinde hakimin de uygun görmesiyle boşama gerçekleşir. Peygamberimiz döneminde mesela bir kadın peygamberimize müracaat ediyor. Ya Resulallah diyor, ben aile hayatımdan memnun değilim, boşanmak istiyorum. Peygamberimiz beyini de dinliyor, onu davet ediyor, dinliyor. Kadının kocası evlilik hayatının devamından yana, evliliğin devamını arzu ediyor. Bunun üzerine Peygamberimiz kadına evliliği devam ettirsen diyor. Bak kocan da aile hayatının devam etmesini istiyor. Peygamberimizin böyle bir temennisi karşısında kadın şunu söylüyor. Ya Resulallah, bu sizden bir emir midir? Eğer benim evlilik hayatımın devamını emrederseniz alâ râsi vel ayn, baş göz üstüne ben bunu devam ettiririm. Peygamberimiz hayır diyor, bir emir değil. Bunun üzerine kadın, ya Resulallah, bu sizden bir emir değilse müsaade edin, ben boşanmak istiyorum.